Merhaba değerli arkadaşlar ben Oktay İzdemir Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını e, takipçilerimize bakan yönünü değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar bu konuda çok e, video yapıldığından dolayı ben o detaylara girmeyeceğim. Onu sizde, e, açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca e, videomuzu daha geniş mağdur arkadaşlara ulaşabilme amacıyla beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz ki onlar da yararlanabilsin. İnşallah faydalı olur, ümidini taşıyorum. Değerli arkadaşlar, e, bildiğiniz gibi Yargıtay e, Hizmet Hareketi'ni terör örgütü ilan etmişti 2017 yılında. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru neticesinde 18. madde, Anayasa madde 118 delil göstererek diyor ki, e, burada iki tane önemli karar var. Birincisi, Milli Güvenlik kurulunu tavsiye makamını, icra makamı yapamazsın diyor. Tavsiye makamında kalmalı diyor, bunu iptal ediyorum diyor. Yani icra yerine koyduğunu. İkincisi de e, darbe sonrası yeniden eğer bir örgütlenme olursa onları öldüren sivil ve kolluk kuvvetleri yargılanamaz ve bunlara mali ve hukuki ceza verilemez maddesi bunu da iptal ediyorlar. Şimdi e, bunu bizim siz değerli takipçilerimizi ilgilendiren yönü nedir onu izah etmeye çalışacağım. Birincisi değerli arkadaşlar e, yapılan bir e, hukuksuzluk var ortada ve hukuksuzluk gün geçtikçe devam ediyor. Yani Yargıtay Başkanı'nın Erdoğan'la çay topladığı, e, hakim ve savcıların sarayda el pençe divan durup e, rükiye vardı. E, bir e, Türkiye'den e, adalet bekliyoruz. Tarafsız ve hukuksuz savcılar bekliyoruz ki e, hakimler bekliyoruz ki Türkiye'de adalet tecelli Bir ülkede adalet tecelli etmediği sürece de ekonomi de düzelmez, toplumsal birlik ve beraberlik de tesis edilemez. Fakat ee, özellikle e, raportörler mülakatlarda ya Türkiye'de hukuk işliyor e, hukuki normlar var e, size bir şey olmaz e, şekliyle yanaşmaktadırlar. İşte burada Türkiye'de e, sizlerin de ifadeleri de şunlar geçmeli diye düşünüyorum. Türkiye'de hukuki normlar e, var, yazılı metinler var fakat uygulanabilir bir metin bulunmamaktadır. Yani uygulayan kendine güvenen cesur Hapse girmeye göz alacak bağımsız ve tarafsız savcılar hakimler, adli idari kolluk kuvvetleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla sürekli operasyonlarla gözdağı verilmektedir. Günde ortalama 70 kişilik tutuklama operasyonları yapılmaktadır ve toplumun en zayıf hasta, bakıma muhtaç bebek bebekli anneleri, hamile kadınları, hasta kronik hasta insanları tutuklayarak. E, sizin en zayıfınıza ben operasyon yapıyorum diyerek korku imparatorluğunu yaymaktadırlar. Dolayısıyla en zayıfına bunu yapıyorsan he, he, sizin gibilerine neler yapmam havası bulunmakta. Dolayısıyla e, çay toplayan yargı Tay Başkanı Erdoğan'ın olduğu bir e, Türkiye'de hangi e, adil yargılanmalardan bahsedebiliriz? Bir, e, Türkiye'de artık adil yargılanma maalesef yok özellikle e, bu e, 17 25 ve 15 Temmuz 2016 davalarına baktığımızda bunların muhatabı olan özellikle Erdoğan'ın ve hükümetin muhalifi olan e, dest sistemlerine uymayan, destek vermeyen Avrupa Birliği yanlısı ya da NATO'da kalmasını isteyen ne kadar insan varsa ve hizmet gönüllüleri ne yönelik Türkiye'de maalesef bir hukuk yok değerli arkadaşlar. Hukuk istemiyor, Adil yargılama yok. Kanunsuz ceza verilmekte. Adli idari kolluk kuvvetleri tarafından yani polis, savcılık ve mahkemeler tarafından ayrımcılık yapılmakta ve kanunsuz ve orantısız bir şekilde cezalandırma verilmekte. Bir dakika dahi hapis cezasını almaması gereken siz değerli takipçilerimize en az 6-3 ceza verilmekte. Düşünebiliyor musunuz? Bir dakika dahi ceza verilmemesi gerekiyor. Ve ayrıca Adli Doğru Kolluk Kuvvetleri tarafından fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmakta, baskılar yapılmakta değerli arkadaşlar. Şimdi neyi görüyoruz burada? Bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğunda dayandıkları temel dayanak neydi? Yargıtay 16. Dairenin e, burada e, karıştırılmasın bir 2019 tarihli piramit kararı var. Bir de 2017 tarihli Yargıtay'ın terör örgütü kararı var değerli arkadaşlar. Bu bizim de bugünkü konumuz yargıtay dairesinin 2017 terör örgütü iddiasıyla vermiş olduğu kararı değerlendirmeye çalışacağız. Bir önceki videomuzda şeyi bahsetmiştik, yargıtay 16. Daire'nin piramit kararı onu detaylı şekilde orada izah ediyorum lütfen oraya bakınız. Burada yine kart olarak bulunacak inşallah. Şimdi e, 2017 kararına baktığımızda diyor ki orada bir e, Bakanlar Kurulu kararınca e, 17 25i terör faaliyeti olarak baz alıyorum ve MKK uyarınca diyor yani burada üç tane uygulama var diyor ki ben diyor yargıtay MKK'nın 2014-2015 ve 2016 yıllarında vermiş olduğu tavsiye kararlarını ve orada bahsedilen ifadeleri gerekçe kabul ederek Hizmet hareketini terör örgütü diyorum. Diyor. Halbuki Yargıtay burada MGK'yı icra yerine koyuyor. Ee, ve icra yerine koyduğundan dolayı e, sanki Hizmet Hareketi terör örgütüymüş gibi davranıyor. E, sanki e, bir silahlı e, ya da yanıcı, kesici, batlayıcı, delici aletler kullanarak devletin ve milletin bütününü bozmuş gibi yaklaşıyorlar. Halbuki burada böyle bir şey yok. Şimdi 2000 hatırlayın 2004 yılında BGK bir karar alıyor. Hatırlayın o günleri. Kimlerin imzası var bakınız. Ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Fethullah Gülen işte ve dışta e, izleme ve bitirme kararı alıyorlar. 2004 yılında. Ve bundan 10 yıl sonra da harekete geçiyorlar. 17-25'i milat kabul ediyorlar. Yani hırsızlık ve yolsuzluklarını kapatmak için daha güçlü bir hadiseye ihtiyaçları vardı. O sırada yargılamalar, tutuklamalar, görevden almalar devam ediyor. Fakat bir şekilde hukuktan geri dönüyor. Hizmet Hareketi'nin artık operasyonlar, dershane okulları kapatma, bankasya baskılar başlamıştı. Ama bir şekilde hukuktan geri dönüyordu. Çünkü 15 Temmuz'a kadar iyi ya da kötü... Bir şekilde Türkiye'de cesur hakimler, savcılar, adli darı kolluk kuvvetleri vardı. Adalet bir şekilde tecelli ediyordu, geri dönüyordu. Baktı ki hukuk işliyor, bu iş çözülmüyor. Daha güçlü bir hadiseye ihtiyaçları vardı ve 15 Temmuz darbe kalkışmasını yaptılar. İşte bu 15 Temmuz darbe kalkışmasını da Hizmet Hareketi'ne yıkmaya çalıştılar. Ne yaparlarsa yapsınlar bir tane delil dahi bulamadılar. Bütün hepsini mış mışlarla, işte o onun adamıymış da bu bunun adamıymış da o o gün oradaymış da bu bugün buradaymış da şeklinde mış olayı ifade etmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar hangi hizmet kurumunda okullarda dershanelerde yurtlarda hizmet evlerinde gazetelerde dergilerde televizyonlarında hangi birinde yanıcı kesici patlayıcı delici bir alete rastlandı? Hayır. Peki biz burada neyi görüyoruz? Şimdi 2004 MK kararında Gülen Fethullah Gülen derken 2014 kararında ne diyor? paralel devlet yapılanması diyor. 2015 yılında ne diyor? Terör örgütleriyle irtibatlı paralel devlet yapılanması diyor. 2016 yılında ne diyor? Terör örgütü diyor. Şimdi işte burada neyi görüyoruz? 17 20 15, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihine kadar hizmet hareketi olarak anılan Gülen hareketi 15 17 25 2013'ten 15 Temmuz'a kadar para, paralel devlet yapılanması olarak anılıyor. 15 Temmuz'dan sonra da Yargıtay'ın 2017 kararı deli gösterilerek terör örgütü ilan ediliyor. Her halükarda 15 Temmuz'dan önce de Hizmet Hareketi'ne FETÖ deniliyordu. Hizmet Hareketi'ne terör örgütü deniliyordu. İşte bazı arkadaşlar mülakatlarda özellikle 15 Temmuz'dan önce de Hizmet Hareketi'ne davası açılan insanlar ee, endişeleniyor. Ya öyle bir şey mi vardı falan gibisinde. Evet arkadaşlar 15 Temmuz'dan önce de Hizmet Hareketi'ne FETÖ paralel devlet yapılanmasının da terör örgütü iddiasında da bulunuluyordu. Bundan dolayı e, bu mutlaka Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004, 2014, 2015 ve 2016 kararları da bu dosyanın, e, bu videonun açıklama kısmında linklerini paylaşacağım. E, mutlaka e, dosyalarınızda sununuz. Bu e, Türkiye'de hukukun işlemediğini, 15 Temmuz'dan önce de hizmet hareketine yönelik bitirme operasyonu yapıldığından bahsetmeniz lazım. Peki başka ne var burada? 2014 yılında 15 ve 16 MGK kararında ne diyor? Demiyor ki Hizmet Hareketi Gülen Hareketi, Fethullah Gülen Hareketi falan demiyor yani. Paralel devlet yapılanması diyor. İsmini almıyorlar. Dikkat edin. Ama burada ifade edilen kısım Hizmet Hareketi'dir. İşte kimi rap mülakat tutanaklarına baktığımda burada terör örgütü ifadesi yazıyor. Hizmet Hareketi ya da Gülen Hareketi yazmıyor gibi ifadelere rastlıyoruz değerli arkadaşlar. İşte sizin de Yargıtay 16. Daire'nin 2017 kararını MGK'nın 14-15 ve o 2016 yıllarında almış olduğu paralel devlet yapılanması, terör örgütleri itibatlı olan paralel devlet yapılanmasının kastettiği terör örgütü ifadesinin aslında gülen hareketi olduğunu bahsetmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü hatırlarsanız 696 sayılı KHK ve 667 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde neyi görüyoruz? E, amaç kapsam kısmında işte e, FETÖ, Fethullahçı paralel devlet yapılanmasıyla irtibat iltisak mensubiyeti bulunan aşağıdaki listede isim, isimleri geçenler diye ifade var. Bakın. Ama bu kararnameden sonraki kararnamelere baktığınızda terör örgütleriyle irtibat iltisakı mensubiyeti bulunan ifadesini kullanıyorlar. Çünkü herkesi gülen iş yapamazlardı. Herkesi FETÖ'cü tırnak içerisinde suçlamasıyla yargılayamazlardı. Onun için bunu dünya kamuoyuna da izah edemezlerdi. Onun için terör örgütü ifadesini kullanıyorlar ama dayanak yaptıkları yerde neresi değerli arkadaşlar? Yargıtay 2016, 2016 tarihli 16. dairenin Yargıtay 16. dairenin 2017 kararını dayanak yapıyorlar. Orada işte hizmet hareketini e, paralel devlet yapılanması ve fetö Fethullahçı tırnak içerisinde e, nezik insanlara ve e, nezik güzel bir harekete terösi yaftasını yapıştırıyorlar. Şu an kendileri bu ifadelerle anılmaya başladılar artık. E, i̇nşallah bir gün Türkiye adalet gelir. Ama burada gördüğümüz gibi ikinci kriterimiz yani hem e, KHK'larda hem de e, 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 MGK kararlarında terör örgütü paralel devlet yapılanmasından kastetilen e, grubun Yargıtay e, 16. Daire'nin 2017 kararı ile hizmet hareketini kastettiğini görüyoruz. İşte bu yapılan e, hukuk katliamı değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun neticesinde Anayasa madde 118'e göre diyor ki Anayasa Mahkemesi Ey Yargıtay diyor sen diyor şimdi bu MGK kararınca diyor aldığın karar var ya MGK'nın 14, 15 ve 16 tarihli e, gerekçe gösterdim ben onu diye iptal ediyorum diyor. Sen diyor MGK'yı diyor a, tavsiye kararından icra kararı makamına çıkaramazsın diyor. MGK e, tavsiye makamıdır, icra makamı değildir. Adam yerine koyup da bunu sen icra makamına getirip de bu kararı veremezsin diyor. Bu kararı iptal ediyorum diyor. Sen kararını yeniden gözden geçir. Burada hukuk işlemiyor işte. Nasıl işlemiyor? E, hala e, yargıtay e, bu kararını düzeltmiş değil, iptal etmiş değil, hala karar veriyor. Hala uygulamaya devam ediyor. Yani kanunsuzluk hala devam ediyor arkadaşlar. E, dolayısıyla sizlerin hem mülakat tutanaklarında e, sıra esnasında hem Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'ne başvurularınızda hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunuzda mutlaka Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararını da eklemelisiniz. Ve nasıl bir hukuksuzluk olduğunu da anlatmalısınız. Raportörler diyebilir ki biz genel fotoğrafı biliyoruz, bunu biliyoruz, bize anlatmanıza gerek yok. Hayır değerli raportör diyeceksiniz. Bu hukuksuzluğu anlamanız lazım. Çay toplayan Önünde yükü eden insanlar varken, hakim ve savcılar varken ve tarafsız ve bağımsız hakim ve savcılar yokken bana Türkiye'de hukukluğun işleyeceğini anlatamazsınız. Bana Türkiye'de hukuk işlemeyecek bu işin bir tarafı değerli arkadaşlar. Diğer iptal edilen karar neydi? Hatırlarsanız 696 sayılı kararnamenin 121. maddesi. O da 37'ye ek olarak ifade edilmekte. Orada ne diyor? 15 Temmuz ve devamı itiliğindeki olaylara yani ye e yeniden yapılanma. Yani yeniden bunlar toplanıp eğer terör örgütü terör, toplanıp terör eylemleri yaparlarsa işte bunları öldürecek olan, bunlara operasyon yapacak olan, zarar verecek olan sivil ya da kolluk kuvvetleri yani silahlanan herkes. Eğer bunları öldürürse yargılanmazlar. Bunlara hukuki ve mali ceza verilemez kararı vardı. Bunu da iptal ediyorum diyor. Yani e, bir, bundan sonra işkence yapan, ceza veren, haksız yere yargıtayın bu kararını uygulayan kim varsa Yargılanacak, hukuki ve mali ceza ödeyecek anlamına geliyor. Bunun uçuşu kaçışı yok. Diğer tarafı hala yeniden yapılandırma adı altında operasyonlar yapılıyor. Dayanak olarak da bu kanun gösteriliyor. Artık bundan sonraki operasyon içeride altın üçü dolanlar çıkacak, çıkarılıyor. Onların yerine yeniden Allah göstermesin, Allah fırsat vermesin bu zalimlere. Ama yerine maalesef yeniden yapılandırma altında e, hapiste bulunan e, bunların eşi ve çocuklarına yardım eden e, yediklerinden içtiklerinden arttırıp onlara yardım eden masum insanlara tutuklayıp hapse atıyorlar. Yeniden yapılandırma adı altında. Maalesef. Ve bu karara rağmen hala bu operasyonlar yapılıyor. Değerli arkadaşlar burada son olarak topluyorum özellikle e, artık Yargıtay e, işlem yaparken terör örgütü iddiasında bulunurken hizmet hareketine öyle bir örgüt değil ama onların iddiası bu e, artık 17-25 2013 tarihini milat alamaz ama milat alıyor bunu anlatmalısınız çünkü icra makamı değil MGK onun için MGK kararını dikkate alamaz peki başka aslında 16 Haziran 2016 tarihini artık Bakanlar Kurulu kararını dikkate alması gerekiyor. Çünkü Bakanlar Kurulu kara, e, Kurulu bir icra makamıdır. Hizmet hareketini terör örgütü ilan etmiştir Haziran 2016'da darbeden bir ay önce. Demek ki zemini hazırlamışlar. Vay gıyanıklar. yanıtlar. Ondan sonra ne oluyor? Artık Yargıtay bu Haziran 2016 tarihini dikkate alarak e, sorgulama yapması e, gerekiyor. E o zaman 16 tarihinden önce işlenen suç yok da varsa onların iptal edilmesi gerekiyor. Peki insanlar ne diye tutuklanıyor? Dershaneye gitmiş, okullarına gitmiş, okumuş ya da çalışmış ya da yönetici olmuş, gazete dergilere abone olmuş ya da e, kimse yokmaya yardım etmiş ya da bankasaya kurtarmak için para yatırmış. Mali ve finansal destek vermiş. E, bunlar o zaman Anayasa 118'e göre iptal edildiyse MGK kararınca iptal ettiyse o zaman sen bunu referans alarak hizmet hareketine terör örgütü diyemezsin ve içerideki bu insanları serbest bırakman gerekiyor. Niye tutukluyorsun kardeşim? Haz Haziran 2016'dan sonra baz aldığımız takdirde zaten 15 Temmuz'dan sonra e herhangi bir hizmetsel faaliyet yok Türkiye'de. Dolayısıyla hizmetsel faaliyet olmadığından dolayı ortada herhangi bir darbe olmadığına göre sen bu sefer insanları Darbeden önceki eylemlerinden dolayı niye tutukluyorsun? HTS kayıtlarını hadi bir yıl e, tutuluyordu. 2016'da 2002 yıla çıkarttınız. Sen 10 yıl önceki HTS kayıtlarından dolayı insanlar niye tutukluyorsun? Bakın hukuk katliamı var. Halbuki e, yok edilmesi gereken kişiseli, kişisel e, güvenlik e, ve özel e, duruma girdiği için paylaşılmaması gereken. Neticede e, askerdir, komutandır. E, hastanede çalışıyordur. elemanlı dağa göndermiştir. E, bahçeye göndermiştir. alışverişe göndermiştir. Ya da hastasıdır, annesidir, velisidir. E, yani şimdi insan kontrollü telefondan arıyor diye e, içeriği içeri yok ortada. Arandı diye insanlar 6 yıl 3 ay ceza veriliyor. İşte burada bu hukuksuzluğun anlatılması gerekiyor. Bütün bu iptalere rağmen, anayasa iptal etmiş olmasına rağmen Yargıtay hizmet hareketini terör örgütü ilan ediyor ve buna rağmen insanlara ceza veriliyor. Yani Yargıtay burada anayasa mahkemesini dinlemiyor. Yerel mahkeme anayasa mahkemesini dinlemiyor. Türkiye'de hukuk var diyorlar. Anayasa mahkemesinin ve anayasanın mevcut kuralları uygunsa Türkiye normalleşecek. Bunlar uygulanmadığından dolayı maalesef Türkiye'de hukuk yok değerli arkadaşlar. Konuyu daha detaylı inşallah e, önümüzdeki birkaç gün içerisinde değerli e, eski hakim e, ve KHK'lı bir hukukçuyla eline boyuna değerlendireceğiz değerli arkadaşlar. E, bizi izlediğinizden dolayı e, teşekkür eder. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.